YouTube'un en formatsız kanalı Not Format TV'ye abone olun. Ekmek almaya biz gidelim. Not Format TV'den herkese merhaba. Ben Onur. Müziksiz de olmuyor. Biraz da müzik verelim. Buraya YouTube üzerindeki Aleyna Tilki ile ilgili 10 videodan 9'unun yaptığını yapacağım için geldiniz. Yani Aleyna Tilki'yi kötülemek ve prim kasmak. Aleyna ifşa. Aleyna hayranına ne demiş? Aleyna ve egosu. Aleyna, 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 Aleyna. Bir kişi üzerinden yalan veya yanlış, doğru veya gerçek. Bu kadar prim kasmak neden? Hem de bu kişi 16 yaşında bir kız çocuğu. Daha reşit bile değil yani. Egosuna benim de diyeceğim bir şey yok gerçekten. Ama şunu da kabul etmek gerekir ki 16 yaşında buralara kadar gelmiş olmak gerçekten büyük bir çaba ve emek ister. Yani belki de biz yatağımızda yatarken tatillerimizde, o provalarda, çekimlerde veya konserlerdeydi. Egosunu bir tarafa bırakıp çalışmalarına ve sesine odaklandığımızda gerçekten de çok kötü bir eleştiri yapılabilecek birisi değil. Eminim ki birçok kişi egoyu aradan çıkardığımızda benim gibi düşünecektir. Mesela bunun hakkında size çok güzel bir örneğim var. Futbolu takip edenleriniz iyi bilir, hatta takip etmeyenleriniz, hiç ilgilenmeyenleriniz bile mutlaka bu isme aşinadır. Zlatan İbrahimovic. Bu adam yürüyen bir egodur ama bu adamın futbolunu beğenmeyen insan sayısı iki elin parmaklarını geçmez herhalde. İbrahimovic'in egolu sözlerine örnek vermek isterdim ki bunun bir sürü örneği var ama şimdi konuyu çok da dağıtmak istemiyorum. Yani millet, size bir diyeceğim de şu ki, bir kişiyi seviyorsanız veya sevmiyorsanız o kişi hakkında sosyal medyada bir şeyler yazdığınızda bile, video paylaştığınızda, herhangi bir şey yaptığınızda o kişiyi otomatikmen yukarı çekiyorsunuz, yani trendde kalıyor ve reklamını yapmış oluyorsunuz, iyi veya kötü. Bu kişiyi daha da yukarıları çekmiş oluyorsunuz. Yani size önerim, bir kişiyi seviyorsanız veya sevmiyorsanız, daha doğrusu sevmiyorsanız hiçbir şey yapmayın onun hakkında ve o da bu kadar gündemde kalmaz. Unutmadan şunu da söyleyeyim, bu videonun küçük resmi ve başlığı tamamen clickbait, yani tıklama tuzağı dediğimiz olaydan ibaretti. Bu bir kinaye içindi. Çünkü böyle şeyler yazarak sizi buralara çekmek daha kolaydı. Ve bu söylediklerimi size aktarabilmem için de bunu yaptım. Umarım kızmamışsınızdır bana ve hak vermişsinizdir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve kendinize iyi bakın. Söylediklerimi de düşünün lütfen. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın kanalımıza. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.